Merhaba arkadaşlar, bugün size emülatörde iPad modu nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu iPad modu sadece emülatör üzerinde çalışıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim size, yani başka telefonda falan huyumsuz, programsız ve ban ihtimali hiçbir şekilde yok. Çünkü hiçbir program kullanmıyoruz ve hiçbir dosyayı değiştirmiyoruz ve hiçbir tane dosyayı da silmiyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle, biz ayarlarımızı şu şekilde, mesela ben şu anda AMD ekran kartında anlatacağım. AMD ekran kartında ekran kartı ayarlarına giriyoruz öncelikle. Neydi ya? Ekrana tıklıyoruz arkadaşlar. AMD ekran kartına girdikten sonra şuradan ayarlardan ekrana tıklıyoruz. Ekrana tıkladığımızda ana monitörünüz hangisiyle? İki monitörünüz varsa ana monitörü seçiyorsunuz. Tek monitörünüz varsa zaten tek monitör üzerinde ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şuradan yeni özel çözünürlük oluşturuyorsunuz. Şu şekilde oluşturabiliyoruz. Tamam. 1440'a 1080. Yani şöyle, burayı da 1440'a 1080 yapıyorsunuz. Buraya da kaç hertz monitörünüz, ona göre ayarını yapıyorsunuz. Burada da 1440'a 1080 ayarını yaptıktan sonra oluştur diyorsunuz. Oluştur dedikten sonra arkadaşlar şunu kapatıyoruz. Buradan görüntü ayarlarına giriyoruz. Hemen görüntü ayarlarına girdiğimizde birinci monitörü seçiyorum ben. Burada 1440'a 1080 çözünürlüğü ekrana geliyor. Normalde bu olmadığı için biz oradan ayarlara özel çözünürlük girdiğimizde bu özel çözünürlük buraya geliyor. Normalde bu çözünürlük sistemde mevcut değil arkadaşlar. Şuraya bastıktan sonra değişiklikleri koru diyoruz. Sonra buradan çıkışımızı sağlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi ben size burada emülatör ayarlarınızı da göstereceğim. Ekran küçüldü. Bir dakika, şurada bir ekran ayarı yapayım. Ondan sonra arkadaşlar, bu arada OBS'te 1440 yaptığınızda, mesela yayın yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Bir onun da eğer anlatmamı isterseniz arkadaşlar, tam ekrana nasıl aktardığımı göstermemi isterseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ve sizden de ricam, kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Her gün Ramazan ayı boyunca PUBG Mobile üzerinden her gün etkinliklerimiz olacak. Takipte kalırsanız, bana destek olursanız mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Ondan sonra arkadaşlar emülatörümüzü açıyoruz. Diğer ekrana geçtim. Emülatörümüzü açıyoruz. Ondan sonra şurada bakın, ayarlar kısmı var. Settings. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında arkadaşlar bakın, sizin buradaki ayarlarınız zaten normal performans ayarları olduğu için kendiniz nasıl ayarlamışsınız bilmiyorum. Artık sisteminize göre. Ama burada ekran çözünürlük ayarınız. Burada sizde ya 1920'ye 1080 ya da 1600'e 1900 ya da herhangi 720 seçilmiş olacak. Buradan kendiniz özelleştirecek bir şekilde seçiyorsunuz. Burada 1440 1080 ayarlarını seçiyorsunuz ve sev diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bu dakikadan sonra emülatörü kapatın. Buradan tamamen kapatın ve tekrar başlatın. Hemen şurada kütüphaneye giriyorum. Oyunumuzu başlatıyorum arkadaşlar. Oyun başlıyor şu anda. Evet, girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bakın, şu anda tablet görünümü lobide tablet görünümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde lobide görünüyor. Ondan sonra ben şimdi size burada eğlence parkı modunda göstereyim.
Bir de arkadaşlar şimdi siz bunu yaptıktan sonra ayarlarınız komple kilitlenecek. Ben onun için ayrı bir zamanda 3 saat boyunca uğraştım. 3 saat boyunca ayarları yaptım. Sadece bir ayara yapamadım. Denizin içine girdikten sonra bakın. Denizin içine girdikten sonra denizin tepesine kıyıya çıkamıyoruz. Onun için mouse ayarlarından yani mouse imlecini getirerek oradan şuradaki sembole yani çıkışa tıklıyorsunuz. Mouse'u kullanarak çıkacaksınız denizin içinden. Onu da söyleyeyim size. Çünkü onu bir şekilde ayarlayamadım arkadaşlar. Bakın. Ben şimdi denizin içine gidiyorum. Mesela şuradan ayarlara diyelim. Kontroller. Özelleştir. Sıfırla. Bakın sıfırlıyorum şu anda. Sıfırladım. Tamam mı? Kaydet. Arkadaşlar sizde bu şekilde görünüyor. Bakın. Boşluğa basıyorum çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Bakın. Sadece yumruk. Çapraz ateş de çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor arkadaşlar. Bakın. Sizde bu şekilde olacak. Bunun için ne yapacağız? Ayarlara giriyoruz. Kontroller. Özelleştir arkadaşlar. Buradan plana tıklıyorsunuz. Arama yönetimi diyorsunuz. Buradan size kodumu paylaşıyorum. Bu kod için arkadaşlar 3 saat boyunca uğraştım. 3 saatimi aldı bu kod. Çok uğraştım yani gerçekten. Bu emeğimizin karşılığında bir abone olup bildirimleri açıp şu videoya güzel bir like atarsanız çok sevinirim gerçekten. Hemen şurada bir bakayım kodumu paylaşacağım sizinle. 16. Bir sürü kod var da arkadaşlar telefonumda. O yüzden hani tek ayar yok. 17, 16, 17, 19, 153. Evet arkadaşlar. Kodumuzu bulduk. Ön izle kullan diyoruz. Uygula diyoruz. Değiştir ve kullan diyoruz. Çık diyoruz. Bakın arkadaşlar BŞN'de de aynı şekilde olursa bunu uygulayın. Normalde otomatik seçiyor galiba. Hatta klasik üçüncü şahısı direkt buraya tıklarsanız onu kopyalar buraya. Hiçbir problem olmaz. Kaydet ve çık diyoruz. Buradan da arena için arkadaşlar. Arena için de aynı şekilde klasik üçüncü şahıs kopyala dediğinizde arenada da aynı şekilde oynarsınız. Bunları yapın. Yoksa dediğim gibi tuşlar kilitlenebilir bilginize. Ondan sonra bakın güzeldi bakın atlıyorum yumruk atıyorum her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Bütün ayarlar oldu. Bir problem yok gibi şu anda. Evet. Şimdi suyun içine geçiyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın. Bakın C'ye basıyorum dalıyor. Ama boşluğa basıyorum yukarı doğru çıkmıyor. Bunu da zamanla çözeceğim. Burada mouse olarak bunu kullanacaksınız. Sizin için daha kolay olacak. Onu çok uğraştım, bunu bulamadım yani. Boşluğu buraya aldım, ettim, yaptım. Hiçbir şekilde çözemedim arkadaşlar bu konuda. Kusura bakmayın gerçekten. Dalıp mouse'la geri çıkmanız lazım. Bilginize. Bu arada bu benim anlattığım AMD ekran kartlarıyla ilgili. Nvidia ekran kartı kullanmadığım için bilmiyorum. Onu da aslında eğer bulursam size gösteririm. İleriki zamanlarda yardımcı olurum bu konuda. Şöyle. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like, abone olup bildirimleri açarsanız hem canlı yayınımızdan haberdar olursunuz hem de bu adam ne yapıyor ya? Hem canlı yayınlarımızdan haberdar olursunuz hem de yeni paylaştığım videolarımızdan haberdar olursunuz. Bu konuda daha kolay bir şekilde videolarıma erişebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Hoşçakalın.